Bakalım 9 ile 0,6'yı çarpabiliyor muyuz? Bunu şu şekilde de yazabiliriz. İsterseniz burada videoyu durdurun ve kendi başınıza yapmayı deneyin. Hatta bir de ipucu vereyim. 0,6 ile 6 bölü 10 aynı şey. 6'yı 6,0 olarak yazabiliriz. Bunu 10'a böldüğümüzde ondalık virgülünü bir sola kaydırıyoruz demektir. Yani 6'nın 10'a bölümü 0,6'dır. Ondalık virgülü bir sola kayıyor. Evet, herhalde denediniz. Şimdi ondalıklı sayının yeniden yazdığımız halini işlemde kullanmaya çalışacağım. 9 çarpı 0,6 ile 9 çarpı 6 bölü 10 aynı şey. Bu işlemi ilk önce 6'yı 10'a bölerek yapabiliriz. O zaman işlem ilk yazdığımız haline dönecek. Ya da önce 9 ile 6'yı çarpabiliriz. Hadi öyle yapalım. 9 çarpı 6'nın sonucunu biliyoruz. Sonrasında bu sonucu 10'a bölmek zor olmayacak. Sadece ondalık virgülünü bir sola kaydırmak yeterli. 9 çarpı 6, 54 etti. Şimdi de 54'ü 10'a bölelim. Peki, bir sayıyı 10'a böldüğümüzde ne olur? Bunu daha önceki videolarda görmüştük. Ondalıklı sayı yazmayı biliyoruz. Her hane sağındakinin 10 katı değere eşit. Bir başka deyişle her hane soldakinin onda biri değere sahip. O halde 54'ü 10'a bölmek için 54'ü 54 virgül 54 virgül 0 şeklinde yazalım. 54 virgül 0'a 10'a bölmek ondalık virgülünü bir sola kaydırmak demektir. Bu da 5 virgül 4 olacak. Mantıklı değil mi? 5 çarpı 10 50 0,4 çarpı 10 4. O halde 54 bölü 10, 5,4'tür. 54 bölü 10, 9 çarpı 0,6 ile aynı şey. Yani 9 çarpı 0,6, 5,4'e eşit. Dikkat edin, 9 çarpı 6, 54 etti. 9 çarpı 0,6, 5,4 etti. Konuyu anladınız değil mi? 9 ve 0,6 sayılarında ondalık virgülün sağında sadece bir rakam bulunuyor. Ondalık virgülünü görmezden gelip işlemi yaparsak 9 çarpı 6'dan 54 elde ederiz. Ama devamında ondalık virgülünü işin içine katmak için sonucu 10'a bölmeliyiz. Çünkü çarpanımız 6 değil 0,6 idi. O halde sonucumuzda da ondalık virgülün sağında bir rakam olacak. Bunun genel geçer bir prensip olup olmadığını bir düşünün. Yani işlemdeki sayıların ondalık virgüllerinin sağındaki rakamları sayıp, çarpımın ondalık virgülünün sağında da aynı sayıda rakam olmasını sağlamamız doğru bir yol mu? Bir düşünün bakalım. Düşünün.